Herkese selamlar dostlar. 6 Mart 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Hem ideal hem yüksek oranlı tercihlerle sizlere sunacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle gecenin saat yine 6.02'sinde sizlerleyim. Başımıza küçük bir olay geldi. Onun sonrası uyuyamadık. Dedim ki analizleri yapmıştım. Sabah çekecektim derken şimdi çekeyim dedim. Şimdi maçları şöyle biraz ondan dolayı bazı kelime hataları olabiliyor. Bu saatlerde video çektiğim için. Ondan dolayı kusura bakmayınız. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle bir skor yarışması yapmak istiyorum. Pazar gününe de. Cumartesinin zaten skor yarışmasını zaten yaptık. Sonuçlar belli olacak. Konya maçını sormuştum. Şu an daha belli değil. Fenerbahçe Trabzonspor güzel bir derbi mücadelesi var. Trabzon Fenerbahçe maçları genellikle olaylı bitiyor. Olaylı maç oluyor. Olaylı hakem kararları derken sürekli bir sıkıntı oluyor maçta. Sizlere maç skorunu soruyorum. Yine kazananlardan iki kişiyi katıl Telegram gruplarımıza Mart ayının sonuna kadar dahil edelim. Ve şunu da söyleyeyim. Daha önce kazanan herkesi de varsa kazananlar yoruma yazabilir. Hepsini de katıl gruplarımıza dahil ettik. Instagram'dan yazdılar zaten. Skor yarışmamız bu yönde. Cuma kombinesi vermiştim bir tane. Youtube videosu çekmemiştim ben. Şöyle ana kombinem buydu benim. İntern mücadelem ilk geri bir şekilde yazdım. İlk yarı Inter 2-0 veya 3-0 yendi. Maç zaten 5-0 bitti. 2-0 yenmiş olması lazım. Vitesse mücadelesi de direkt maç sonu 1 verdim Vitesse'ye. Geçen hafta maçını izlemiştim. 2. yarı çevirmişti 4-1 gibi skorla. Burada Rotterdam'la 1-0 yeniliyordu. Maç durdu. Ertelendi yani maç. Bakalım 24 saat içinde oynanmazsa yukarıda yazdım. Sanırım won yazdım. 24 saat içinde oynanmazsa en azından 1.40 oranı vardı Inter'in ilk yarı galibiyeti. Yani 100 attıysa 140 alacağız. Yapacak bir şey yok. Maç ertelendi ki zaten ertelenmesi işimize geldi. Vitesse mağlup durumdaydı. Umarım oynanmaz. Bu arada dakika 86'da ertelendi. Kalecinin kafasına su şişesi geldi. Böyle bir ertelenme. İsterseniz maçlara başlamadan önce katıl Telegram gruplarından hemen şöyle bugün ne yaptık? Ya editör arkadaşlarımız ne yaptı? Ondan bahsedeyim. Şöyle tenis mücadeleleri vardı sabah. Bu gelen bahisimiz sabahın şerifleriniz hayır olsun diyerekten de saat ilk bahisimiz 1 olmuş. 1.35 oranı varmış. Çok bir oranı yokmuş. Burada güzel bir oran yakalamış editör Hakan arkadaşımız. iki oran. Canlı. Bu şekilde oranlarımız zaten canlı olarak mevcut. Onun dışında ne yapmışız? Şöyle bakalım. Yine tenis maçları varmış. Sabah zaten cuma günü pek maç yok bildiğiniz üzere. Elimizden geldiğince canlı olarak hep birlikte zaten burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine bir canlı tenis canlısı. ikinci oyuncu 5.5 üst derken Burada canlılarımız var. Alalin mücadelesi. Derken derken buradan bu şekilde ilerlemiş zaten. Buna bakayım. Bu maç ertelendi. Bu Kıbrıs'ın beti falan derken aşağıda zaten canlılarımız, yatanımız, gelenimiz, her şeyimiz zaten burada mevcut. Canlı olarak elimizden geldiğince zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hemen seviyelerden bahsedip maçlara geçmek istiyorum. Seviyelere baktığımız zaman da ana telegram grubumuz bizim canlı odamızda ideal kupon odası olarak belirlediğimiz gruplar burada. Telegram artı yüksek oran hem canlı odasına hem kupon odasına hem de tekli yüksek oranlı maçların verildi odaya dahil olabiliyorsunuz. Yüksek misli iletişim grubuna hem yüksek misli grubuna hem de WhatsApp iletişim hattı zaten mevcut. Ana canlı grubuna, kupon odasına, yüksek oran grubuna ve yüksek misli grubuna zaten üye olabilirsiniz diyerekten de burada zaten seviyeleri zaten genellikle anlatıyorum. Başlayalım isterseniz. Altısının ilk mücadelesi Fiorentina her Las Verona mücadelesi. Sizlerden ricam aynı şekilde artı 300 üzerinde like atarsanız sevinirim. Emeğe saygı açısından hemen 2 saniye ayırıp videoya like atmanız benim için önemli. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Like atan elleriniz dert görmesin. Fiorentina Her Las Verona mücadelesi. Fiorentina son mücadelede Juventus'a mağlup oldu. Kupa mücadelesiydi. Mağlup oldu fakat güzel futbol sergiledi. Fakat hücumda bazı bitirişleri yapamadı Fiorentina takımı o maçta. Yani Vlaovic'in o eksikliği sanırım biraz hissedilecek. İkoneyi transfer ettiler, Piatek'i transfer ettiler Erta Berlin'den. Fakat bu bir Vlaovic kalitesi değil tabii ki. Onu da belirteyim ben. Fakat yine iyi futbol sergilediklerini belirteyim ben. Kendi ellerinde yine ekstra bir güzel futbol sergileyen bir Fiorentina var. O yüzden Fiorentina'nın golünü ben kafama yazdım. Ya zaten bu maçı direkt gördüğünüzde sizler de KG var olarak yazmışsınızdır diye düşünüyorum. da deplasmanlarda zaten açık oyunundan dolayı çok fazla gol pozisyonu giriyor ve kalesinden de çok fazla pozisyon veriyor. Ben KG var aldım. KG varın oranı ideal 150 gibi bir oranı var bu mücadelede. Onun dışında bir yüksek oran önerisi yazmışım ben buraya kendi defterime notuma. Maç sonu 0 3 20 gibi oran var arkadaşlar. Ben bir gollü beraberlik bekliyorum. Benim yazılımda da 2-2 gibi bir skor veriyor. Ama bu belki bir bir belki iki olur. Golü bir beraberlik çıkabilir. Onu da belirteyim buradan. Geçelim diğer mücadeleme. Elche ile Barcelona mücadelesi. Barcelona son dönemlerde çok iyi toparlandığını söyleyebilirim ben. Maçlarını izledim. Şu geldi. Hani vay be Barcelona ne hallere geldi diyorduk ya biz. O Barcelona düzeldiğini söyleyebilirim. Eski günlerdeki Barcelona'ya yavaştan dönen bir Barcelona takımımız var. Şimdi Barcelona burada nasıl futbol sergiler? Özellikle Kanat forvetleri Ferran Torres ve Traore çok fazla etkili. Yani Barcelona'da o Xavi'nin modern futbolu yani Barcelona ya Barcelona'ya yavaştan bir oturuyor. Yani gelecek sezon çok daha iyi olacaktır yapacağı ek transferlerle birlikte. Ben burada Barcelona tarafındayım. Deplasman 1.5 üstünü kaldırmışlar. Normalde açıktı verecektim yazmışım deplasman 1.5 üstü diyerekten. Fakat kaldırmışlar. Ben taraf ve alta gideceğim burada. 1.51 gibi bir oran var burada. Barcelona kazanır fakat mücadele 4.5 altında biter diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinin maç skorunu zaten sizlere sordum. Yorumlara bekliyorum öncelikle. Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer katıl üyesi olmayanlardan iki kişiyi bilenlerden direkt katıl üyemize iki kişiyi direkt Mart ayının sonuna kadar daha edeceğiz. Şimdi maçın zaten hakkı direkt KG var zaten yazılabilir. Neden KG var yazılabilir? Şimdi bu tür, bu tür derbilerde süper ligde hep olmuştur. Eğer bir takım öne geçiyorsa veya Trabzon veya Fenerbahçe öne geçiyor diyelim. Diğer takım mutlaka baskı kuruyor ve daha çok pozisyona giriyor. Hep böyle oluyor. Kim golü atarsa arkasına yaslanıyor. Mesela benim aklıma bir şey maçı geliyor bu tür derbileri anlatırken. Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi vardı. Beşiktaş ilk yerden 3-0 öne geçti. Burak Yılmaz falan vardı o zaman. Arkaya yaslandı. Abi 3-0 öne geçmişsin. Anlarım. Yaslan da. Yani 1 yedin, 2 yedin. maç 3-3 bitti. Hasan Siyo uzaktan bir gol atmıştı. Çok iyi hatırlıyorum. 3-3 bitti mesela. Bu tür derbilerde o çok mümkün. O yüzden burada bir KG var. Sizlere öneriyorum. 1.57 gibi oranı var. Kombineme de aldım. Bir şey yapacağım. Ne yapacağım sizlere? kaç oranı var? 11 oranı var. Ben mücadelenin 2'den 0 bitmesini bekliyorum. 11 oranı da var. Bakın. Şöyle üstüne de vurgulayayım. 2'den 0 bitmesini bekliyorum. Maçın da 1, 1 gibi bir skorla bitmesini bekliyorum. Skorunu da alabilirsiniz. 2'den 0'ı da deneyin. Ama ideali zaten KG var tercih olacaktır. 2'den 0'ı da unutmayın. Eyüp Spor, Ümraniye mücadelesi. Hamza Hamzoğlu oldu. Geldiğini zaten belirtmiştim geçen hafta. KG var olarak değerlendirmiştik. Geldi mi? Geldi. Aldık. Şimdi Eyüp o maçta mağlup oldu. İlk mücadelesinde ama kırmızı kart yedi. Dip Bavcum kırmızı kart yedi. Bu maçta da olmayacak. Kırmızı kartın yemesi çabuk büyük etken. Manisa ile oynuyordu sanırım Eyüp Yanlış olmasın bilgilerimiz. Çok güzel doğru. Ben burada Ümraniye'nin Delvalle sol açıkta bu maçta cezalı. Onu belirteyim. Olmayacak Ümraniye takımında. Bakın Ümraniye zaten şöyle baktığım zaman da Liderle oynayan bir takım. Deplasmanlarda gol bulabilen bir takım. Yani Eyüp Spor'a gol atabilir diye düşünüyorum. Eyüp Spor'un ben golünü daha banko görüyorum. Açmamışlar. Ev sahibi 0.5 üst yok. Ev sahibi 1.5 açmışlar. Şimdi Ümraniye burada galip gelir mi bilmiyorum da. Ümraniye'nin galip gelmesi de zor bu arada. Onu da belirteyim. Ümraniye burada bir puan kaybı yapabilir. Ama en güzel tercih burada KG var olacaktır. Ben Eyüp Spor'un golünü Banko demeyeyim çünkü banko diyeceğim yatacak olmayacak. Ama e Spor'un golünün gelmesini bekliyorum. Onu belirteyim. Çünkü kadrosu gerçekten Süper Lig kalitesinde bir kadro olduğunu, kadrosu olduğunu da belirteyim arkadaşlar. KG var gelir. C ile United. Bakın. Eğer Manchester City bu mücadeleyi kazanmak isterse hiç acımaz. Hiç acımaz. Kim şöyle de söyleyeyim. İşte buradan Guardiola'nın açıklamaları. Guardiola son 3 günde çok güzel açıklamalar yaptı. Savaşla ilgili açıklama. Bu arada Putin'in de neyse. Söyleyeceğim olmayacak. Guardiola'nın yaptığı açıklamalar son 3 günde çok güzel. Hatta şey bir tane açıklaması şu şekilde. Eğer önümüzdeki her maçı kazanamazsak Liverpool şampiyonluk olabilir şekilde bir açıklaması vardı. Tam böyle olması da buna benzer bir açıklaması var. Yani işte bu maçı kazanır nasıl kazanır diye baktığım zaman da eşek değildir. İki tane atar. Benim skor beklentim 2-1'lik bir City galibiyeti. Maç sonu 1-1.5 üstü ben idealden aldım. 1.38 gibi oranı var. Ama maç sonu 1-2.5 üstü de yapılabilir. United burada hızlı ataklarla gelecektir. City kalesine. Ama City de tabii ağır baskısıyla birlikte burada ilk yarının oranı da 1.65. E şöyle yapalım. 1-1.5 üstünü 1.38'den zaten alabiliriz. 1 ve 2.5 üstünü biraz daha risk almak isteyenler alabilir bu mücadeleyi. Ama City işte galip gelir. Onu belirteyim. İşte burada affetçe affetmez yani. Liverpool hemen arkasında 3 puan arkasında affetmemesi lazım yani. Köln her tabelle mücadelesi. Bu maçı biraz hızlı geçeyim isterseniz. Bu Bundesliga'nın en fazla orta açan iki takımı karşı karşıya. Bakın. Ne diyorum? Bundesliga'nın en fazla orta açan iki takımı karşı karşıya. Direkt çakın. Korner. 8.5 yüz kornere zaten az oran açmışlar. Alınabilir. idealdir. Ben oranı almak istiyorum diyen varsa burada 9.5'u da yakalayabilir. Korner mücadelesi olarak görüyorum. Geçiyorum hemen. Pachos Ferreira ile Porto. Bakın şimdi ben sizlere bir olay anlatayım. Şöyle an dakikamız var mı? Var. Geri gel. Şimdi dakika 3'te kırmızı kart gördün mü sen? Şimdi Porto ile oynuyorsun. Porto ne oynuyor? Şampiyonluğu oynuyor. Dakika 3'te kırmızı kart görüyor misal işte. Sonra olanlar şu şekilde. Porto geliyor geliyor geliyor. Hop auta, daha taşa, daha taşa şut vuruyor, taça gidiyor, vuruyor. Kalecinin üstüne gidiyor falan. 62'de gol yiyor. Yani kısaca söyleyeyim, Porto bu takım yenemez miydi? Elek ederdi, elek. Sallardı yani böyle, elek ederdi bunu. Ondan dolayı Porto'nun sadece istemesi lazım. Bu Portekiz liginde çok oluyor bu. Şimdi şikayet edemeyeceğim. Kanıtlayamıyorum. Kanıtlayamayacağım bir işi de direkt şike deyip geçmek istemiyorum. Ama alamaz mıydı? Alırdı. İstemedi. Almak istemedi. Hafta içinde bir maç oynadı. Biz bunu yendi 2-1 gibi bir kupa mücadelesiydi. Yarı final olması lazım. Bu mücadelenin ben Porto tarafına gitmeyeceğim. Düşük orandan. Kesinlikle. Ben toplam gol aralığı olarak 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. 1.83'de bunun oranı var. Bakın söylüyorum. Yazın bu maçta gelir bence. Direkt gelir diyeceğim de olmayacak. Gelir bence diyorum. Yani gelme ihtimali yüksek bir mücadele. 2-3 gol bandı. 1.83'ten. Napoli-Milan mücadelesi. Son maçım hemen videoyu da toplayayım. Şöyle Napoli-Milan maçı. Şampiyonluk yarışında bence Milan'ın kaldıracak kadrosu yok. Ben bunu zaten bir ay önce söyledim sizlere. Hatta dedim ki ben bunlara yatırım yapıyorum. Tokenleri var bildiğiniz üzere. Milan'ın, Inter'in, Napoli'nin kendi şeye girmedi. E, ee, Soğuşuruz hala girmedi yani. Ben bunlara yatırım yapıyorum yani kısaca. Özellikle İtalya Ligi'nde çok iyi takım, takipteyim ben. Yatırım yaptığım takımlar bunlar benim. Milan'dır, Inter'dir. Fan tokenlerine yatırım yapıyorum. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim kendi yaptığım yatırımdır. Yani ondan dolayı çok daha yakından takip ediyorum ben bu özellikle İtalya'yı. Çekişme oluyor. Muhtemelen e, Inter ile Napoli arasında gidecek bir şampiyonluk yarışı. Milan elenir gibi geliyor bana. Bu şampiyonluk yarışından neden elenir gibi geliyor? Çünkü rotasyona gidecek kadrosu pek fazla yok. Leo mesela çok iyi. Takımı yeri geldiği zaman çok iyi taşıyor. Kesiye aynı şekilde çok iyi. İbrahimovic mesela bu maçta yok. Ben şöyle söyleyeyim. Direkt tahmini söyleyeyim ben sizlere. 2-3 gol bandı gelir bu mücadelede bence. 1.80 gibi oranı var. 1.80 gibi oranı var. Onun dışında ben burada bir Napoli galibiyeti de bekliyorum. Ama tek farklı bir Napoli galibiyeti. Handikap 0'ın oranı 3.20. 3.20'yi yazdık mı? Okey. Skor da, ben size skoru da söyleyeyim mi? Söyle kendi kendime hocam. 7.60. 2-1 skor. Yaz. Ben kağıdıma notlarımı aldım. Maçlarımda bu kadar. Geçiyorum. 8 mücadele hem ideal hem yüksek orandan bazı maçların zaten skoruna kadar önermeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Kombin önerim, ekrana gelsin. Kombin de. ilk mücadelem Fenerbahçe-Trabzon mücadelesi. Var bekliyorum. Maçı da zaten 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Yüksek orandan da ne verdim? 2'den 0 verdim. Değerlendirebilirsiniz. Onun yanına da siteye güveniyorum. Alması gereken bir mücadele, affetmemesi gereken bir maç. O yüzden Manchester City'nin ben burada galip geleceğini düşündüğümden dolayı değerlendirmem o yönde. Video bu kadardı. Şöyle bakayım kaç dakika olmuş. 14 dakika. İzlediyseniz teşekkürler. Beğendiyseniz de yine teşekkürler. Diyecek söz yok. Bol şanslar. Şansımız daim olsun. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.